Ben bu oylamadan sonra Barış'ın yerinde olsam bundan sonra Mert'i asla konuşturmam ada içinde. Bu birincisi. ikincisi Birinci der... seçildiği için mi konuşturmam diyorsun? Hem birinci seç artık tavrını ortaya koyması lazım. Ben Barış'ın sesini duymuyorum hiçbir şekilde. Hani adada oyun oyunda zaten performanslar artmaya başladı. Adaya şantısında biraz daha sesini duymamız gerektiğini düşünüyorum. Ya şu an yönlendiriliyor Mert tarafından. Zaten Bu ben de bench'te de özellikle dikkatimi çekiyor. Mertle Barış hep beraber hareket edip beraber oturuyorlar, beraber kalkıyorlar. Evet. Barış'ın birinci seçilse bile Mert'le olan e, koalisyonu bozacağını ben pek düşünmüyorum ama. zaten e, bir de şöyle bir durum var. E, halk aklının yanında her zaman. Ben Derya Can'ın dördüncü olmasının sevini buna bağlıyorum. Çünkü Survivor demek sadece parkur demek değil. Hani benim için e, işte duruşunla Gösterdiğin tavırlarınla, karakterinle de bir Survivor'sın sen orada. Yani ben burada haks, haklı olduğu için Derya Can ve Derya Can'ı halkın haklı gördüğü için oylamada da böyle bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Hatta ve hatta şöyle diyebiliriz Derya Can yani oyun performansı iyi olmamasına rağmen evet. bugün Aycan'ın, Elif'in, Pervizin Sercan'ın hepsinin önüne geçmiş. Şimdi bu da yok. haklı ee, Survivor'ın aslında sadece oyun odaklı bir yarışma Olmadı. olmadığını evet. göstergesi. Buyurun Murat Özer. Şimdi bir kere gönüller yine kazandı. Ben ünlülere bal yapmayan aralar lakabını takıyorum. Ünlülerin hiç bal yaptığını göremedik şu anda. Ünlülerde bir kere en büyük problem bir türlü takım olamadılar. Bir türlü takım olamadıkları gibi bir türlü kaptanlarını da bulamadılar. Bir türlü strateji yapamadılar. Hiçbir şey yapamıyorlar. Şimdi neden bal yapmayan aralar dediğimi hemen anlatayım. Şimdi Burada bir kere Sercan, zaten Sercan 8. şu anda. Bir kere halk Sercan'ı 8. sıraya yerleştirmiş benim için hiç sürpriz olmadı. Çünkü Sercan enteresan bir strateji uyguluyor ve ne yapmak istediğini ben Sercan anlayamadım. Yani şu Survivor'a gelip de sen Galatasaray'da oynamışsın, milli takımda oynamışsın, bir Sercan'sın, bir ünlüsün, tanınan bir adamsın hiçbir ağırlığını şu ana kadar koyamadı. Neden koyamadığını çözemiyorum. Enteresan da sözleri var. Diyor ki şeyi kaybediyorlar. Çok keyifliyim diyor. Evlendim ee, diyor. Yani futbol, maçını, futbol maçını kaybediyorlar. Diyor ki hepimiz keyif aldık diyor. Herkes diyor keyif aldı falan diyor. Ben ilk defa böyle bir şey diyorum. Bir şey kaybettikten sonra insanın keyif alması yani ben hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Sercan yıllarca futbol oynadı. O zaman Sercan mesela bir maçı kaybettikten sonra arkadaşları falan toplanınca soyunma odasında ben çok keyif aldım falan derse Sercan'ı soyunma odasında dışarı atarlar. Doğru söylüyorsun. Yani öyle bir sistem yok. Hani keyif mesela aldım, anlat aldım. bakalım oynarsın kaybedersin anlat bakalımın sonunda dersin ki eğlendik güldük eğlendik güzel geçti filan ama senin uzman olduğun bir noktada en başarılı performans gö göster sen bir kere orada şeyi kaybetmişsin sen futbolcusun faal futbolcusun sen orada kaybetmişsin sen arkadaşlarından hatta ben mesela utanırım mesela arkaya falan giderim yani bir bir müddet orada durmam ben çünkü Sercansam futbol oyununda orada insanlar poğaça çay filan Çay içecekler, poğaça yiyecekler. Ben orada bir üzülürüm falan kenara giderim. Orada bir müddet uzaklaşırım. Böyle bir kendi içime falan çekilirim. Sercan hala çıkıyor, gülüyor orada. Diyor ki çok keyif aldık diyor. Ben hiç böyle bir şey hayatımda görmedim. Çok enteresan. Sonra diğer şeye gelelim. Bal yapmayan aralardan bir tanesi de Mert. Mesela Mert, halk üçüncü mü seçmiş Mert? I. Evet, evet. Benim için büyük sürpriz. Benim için büyük. Benim daha mı daha mı düşük bekliyorsun sen? Tabii, daha düşük bekliyorum. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim sana. 7 Perviz 3 Mert. Ben ben anlamadım bu işi. Yani ben bir dakika abi dur hemen niye atılmaya çalışıyorsun bir şey anlatıyorum. Anlamadım dedin ya onu He. açıklayacaktım. Şimdi seviyor Murat abi de münakaşa. Hayır münakaşa yapmışsın. Anlamadım bu işi dediğin ya He. ben onu açıklayacaktım. Açıkla sana. o zaman. Tamam yo yo şöyle anlat abi ondan He. sonra vereceğim onu. Şimdi Perviz 7. Evet. Mert 3. Deryacan dördüncü, Aycan beşinci, Perviz niye yetinci? Yani Perviz niye yedinci? Ben bunu anlamıyorum. Mesela Ersin niye ikinci, Perviz niye yetinci? Bunu da anlamıyorum. Ersin ne yaptı Survivor'da şu ana kadar? Bence buradaki oylama daha ünlülerin ilk SMS'i olduğu için hmm. şu anki Survivor e, istatistiklerine veya Survivor hayatına göre değil de hmm. geçmişten gelen işte Ersin'in oyunculuğu hayranları ya oralardan. Ya, 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 abi. Çok ya katılmıyorum. Ben, ya böyle bir şey bu tiyatro. Ersin Ersin Survivor için evet. Survivor abi. Yani Ersin'in Ersin ünlü olabilir. Ee, Ersin tiyatrocu olabilir de burada şimdi bir Survivor'daki izlenimlerinize göre oy veriliyor. Yani o zaman Ama oy farklarının ne kadar olduğunu da bilmiyoruz. Ama şimdi bir dakika abi. abi. Birisi ikinci bir 7. Furkan dedi. Yani bu fark nedir? Perviz şu ana kadar yapmış olduğu her şeye Survivor'a damga vurmuş bir adam. Perviz niye yedinci de Ersin niye ikinci benim aklım almıyor ha halk seçiyor benim söyleyecek bir şeyim yok boynumuz kıldan ince ama bana sorarsan ben çok bana çok ilginç geldi e, açıklamasını yapayım evet, ne mi? kadar seni tatmin eder bilmiyorum Murat abi Survivor bir reality show ve televizyonda yayınlanan bir program Parviz ve Sercan neden yedinci sekizinci onun sebebi şu çok silik kaldılar. Neden Barış? E, Ersin'i bir kenara koyuyorum. Ersin'in o oy, oyu tamamen oraya gelirkenki şöhretinden ötürü. O oylamada oralarda ilerleyen zamanlarda performans gösteremezse tutunamayacaktır. Ersin'i bir kenara koyuyorum. Ama Barış da bir çok fazla varlık göstermedi. Ama Barış bir. Çünkü boylu poslu yakışıklı bir arkadaşımız. Mert de keza öyle. Mert de yakışıklı bir arkadaşımız. Derya Can tepki oyuyla dördüncü oldu. Sonrasında Aycan geliyor. O kadar eleştirdik burada. Ama direkt... Erkeklerden sonra Derya Can'ın da bir kenar tepki ile geldi oraya. Ama Aycan niye 5? Elif niye 6? Bakın arkadaşlar. Derya'yı yazan 6 kişinin arasında Tuğba Melis zaten performansı kötüydü en aşağıda. En, en Ama diğer 5 kişinin hepsi SMS'te en yukarıda. Çünkü Mert'i biz ne kadar eleştirsek de bütün olaylar Mert, Mert ve Saz arkadaşlarının etrafında Bizim cereyan buluyor. O yüzden... İnsanlar sevse veya sevmese de o kişileri izliyor. Haliyle e, sevmeyenler olabilir Mert'in. Şimdi şöyle bir şey. Ortada olmayan bir Sercan'a da oy gelmez evet, diyorsun evet. sen de değil mi? Se diyelim Mert'i sevmeyenler var. Mert'i sevmeyenler olabilir ama Mert'in karşısında Mert'ten e, rahatsız olabileceği bir şekilde kim oy atabilirler? Şu an Mert'in karşısında bir rakip yok. Mert tek başına olduğu için... E, sadece Mert'i sevenler harekete geçiyor burada. Yarın öbür gün Mert antiler toplamaya başlarsa, Erman gibi bir karakterler Mert'in karşısına dikilirse Mert'e karşı olan izleyici Erman'a oy atar. Başkasına oy atar. Ama şu an Mert'in karşısında bir oy atılacak figür yok. O yüzden Mert in... Ama Murat, ama Ersin noktasında biraz... E, Ersin, yani Murat Ersin abi, konusu şimdi, o. Şimdi Ersin... Hani, şöhretinden dolayı. Hani, e, yani ben onu alakalı alakalı sen de onu söylüyorum. De, yani. de, katılmıyorum <diye gülüyor> yani. dedi. varmış. Katılmıyorum. Ya Murat abi şimdi Mirosun, Ersin, sen Ersin, ne abi? Ne Ersin, abi. Ersin bu piyasada çok fazla dizide ve filmde iş abi? yapmış bir adam. <laughs> tamam mı? Ee, sosyal çevresi, sosyal ağı çok geniş. Çok geniş olduğu için burada sonuçta ee, nicel bir şekilde sayılıyor değil mi oylar, SMS'ler? Tabii. Ersin çevresindeki e, kodaman arkadaşları yüklenmiş olabilir. İşte onu söylüyorum tane, ben. 2000 tane, 3000 tane. Yani Daha belki girmez bir ağırlığını hissesin diyersin Ersin'e yağdırmış Belki yani. nicel destekçisi çok olmayabilir ama SMS'te nice olarak karşılığı var bunun. Yani Hayır şimdi bir sonuçta dakika. bir kişi bir SMS de diyor. Bir kişi Tabii. isterse bin SMS de atabilir. Tabii. Yani. Ya bir dakika şimdi tamam Ersin sempatik bir arkadaşımız o ayrı konu. Evet. Çok da iyi bir çocuk o ayrı konu. Ama Ersin Survivor'da şu anda abi yani Ersin şeyde değil BKM'de değil şu anda Survivor'da Survivor'daki performansına göre oy alması gerekiyor. Ersin'in Perviz'den daha çok ne yaptığını bana biri anlatsın. Benim aklım hayalim almıyor. Ha seyirci öyle görmüş olabilir. O beni ilgilendirmiyor. Seyircinin takdiridir. Benim de yapacağım bir şey yok. Ama ben burada şimdi gördüklerimi söylemek zorundaysam. Gördüğüm kadarıyla Perviz Ersin'den bin kat daha Survivor'a damga vurdu. Ama neden Perviz 7. Ersin ikinci onu anlamış değilim. Mert'e gelince Mert'le ilgili de çok kısa bir şey söyleyeceğim. Şimdi Mert devamlı Mert bir şeyler anlatıyor. Ben kendimi çenebaz olarak bilirim Murat Özarı. Yani yıllardır çok konuşan bir adamdır. Mert beni solladı geçti hiç susmuyor. Yani her şeyde Mert var. Mert'in konuşmadığı bir dakika yok abi. Her realitede Mert konuşuyor. Her şeyde Mert konuşuyor. Ve bağırıyor, çağırıyor. insanları aşağılayıcı hareketler yapıyor. Fakat Mert de üçüncü olmuş. Onu da aklım almıyor. Mert'in bugün yapmış olduğu bir hareket var. Onu seyirciler bazı şeyleri herhalde göremiyorlar. Bir şey diyeceğim. Mert, e, neydi elenen kızımızın adı? Tuğba Melis. Tuğba Melis. Ya Tuğba Melis oyuna çıkıyor. Tuğba Melis gidiyor. Orada yok, bençte yok Tuğba Melis. Mert takım arkadaşıyla dalga geçiyor kardeşim. Kız oyuna gidiyor. Sen şimdi takım arkadaşın bir mücadeleye gidiyor. Rakiplerle boğuşmaya gidiyor. Sen orada takım arkadaşına bir şeyler moral vereceğine takım arkadaşın gidiyor. Takım arkadaşı duymazken takım arkadaşının dedikodusunu yapıyorsun. Gülüyorlar beraber. Diyor ki Mert işte diyor gidiyor yine yandık mı diyor. Yandık şu anda diyor. Yani o gidiyor ya yarışacak ya. Yandık diyor arkadaşlarına. Bu gidiyor diyor. Aman diyor. Bundan diye bir şey olmaz falan diyor. Böyle bir takım olur mu ya? Böyle bir takımdaşlık olur mu? Sen arkadaşın oyuna giderken arkadaşın arkasından böyle konuşuyorsun. Sonra kız geliyor. Sanki öyle konuşmamış gibi kıza diyorsun ki haydi maydi falan. Yok abi böyle takımdaşlık olmaz. Bu, ben hayatımda kabul evet, ettim. Evet, abi, abi. bir saniye vereceğim. Yani ben televizyon açtığım zaman acaba bugün Mert ne yapacak diye merakla bekliyorum. Yani zaten performansı iyi değil, sadece reality anlamında iyi. Eğer Barış versin ve olmasaydı, hani bu e, ünü olmasaydı televizyon açısından Mert birinci sıraya yükselirdi. Ama benim gözümde Tuğçe Melis Derya Can'dan sonra ve Ersin'den sonra gelecek kişi Mert normalde. E zaten burada Deryacan'ın sadece haklılık ve haksızlık konusunda sesini duyuyoruz. Perviz zaten yok. Sercan yok. Perviz'in zaten düşük oyun almasının sebebi sadece aday sıfır olması. Bench'te Realite mi? veremiyor hiç. Realite veremiyor. Bench'te de yok. Dil problemi de var biraz. Dil problemi ama bench'te yok. Hiçbirinin bench'i yok. Zaten Mert olması ünlü takımı yok yani. Biz ne izleyeceğiz?